Selamun aleyküm dostlar. Bugün hep birlikte limon çeliği nasıl köklendirilir buna değineceğiz. Evvela ihtiyacımız olan malzemeleri sayalım. İlk olarak kullanacağımız toprakla perlit. Sadece toprak da kullanabilirsiniz ama hastalıklı olmayan temiz bir toprak bulmanız önemlidir. Perlit suyu iyi tuttuğu için, havalandırmayı iyi sağladığı için köklendirmede kullanılıyor arkadaşlar. Limon, portakal gibi ürünler hep aynı şekilde köklendiriliyor ve köklendirilmesi en zor olan ağaçlardan biridir arkadaşlar. Şimdi köklendirme işlemi nasıl yapılır? Başlayalım arkadaşlar. Köklendirmeyi daha çabuk ve daha güvenli garantiye almamız için köklendirme hormonuna ihtiyacımız var. Köklendirme hormonu paketler halinde sıvı ya da toz şeklinde internette mevcuttur. Bakabilirsiniz, fiyatları 15 TL'den başlar. 30, 40, 50 daha profesyonel şekilde yapacaksanız daha yüksek fiyatlara bulabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra üzerine kapatmanız gereken su kutusunun diğer kısmının üstüne geçireceğiz ki içerisindeki nemi muhafaza etsin ve sıcak tutsun diye. Başlayalım arkadaşlar. Evvela kullanacağımız limon dalını gösterelim. Şöyle ...15 veya 20 santim uzunluğunda olması lazım. Bir kurşun kalem kalınlığında ya da biraz daha ince olması en doğru dal şekli olacaktır. Arkadaşlar, en üstteki iki yaprağı değil de altındaki yaprakları kökten kesiyoruz. Bak, eğer yapraklar bu şekilde büyükse bu yaprakları da şöyle keserek küçültüyoruz. Çeliğimiz şu şekli aldı. Siz daha profesyonel, daha güvenli, daha iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız benim bu çeliğim ince olduğu için bunu kullanmadım. Bunu da kullanacağım da. Bakın bu üstte tomurcuk vermiş halini kullanırsanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde de olur, bu şekilde de olur. En doğrusu budur arkadaşlar. Kullanacağımız çeliği kökünü 45 derece açıyla kesip derece açıyla kestik arkadaşlar. Sağına soluna derince çizikler atıyoruz arkadaşlar. Ki bu köklenmeyi hızlandıracaktır. Sağına soluna güzelce çizdik. Bu kestiğimiz 45 derece açılık yeri nemlendirmek için suya batırıyoruz arkadaşlar ve köklendirme hormonuna
Batırıyoruz. Dikimi de şu şekilde arkadaşlar. Yerini biraz gevşetin. Çeliğimizi, çeliğimizin üçte birini yahut yarısına kadar da olabilir de 3 santim, 6 santim perlitimizin, kullanacağımız torf perlit karışımının içine batırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane çeliğimizi bu şekilde hazırladık. En güzel olan çelik bu kalın olan arkadaşlar. Diğerleri yani ne olur olmaz diye bunu yaptım. Bu şey gitmesin diye köklendireceğim, inşallah köklenir. Şu hazırladığımız pet biraz dar geldi. Takıp çıkartırken sorun yaratır. Onun için geniş ve kalın dik durabilen buzdolabı poşetlerinden tepesine geçireceğiz. Takıp çıkartırken sallanmasın, sarsmasın diye. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çeliğinizi keserken kestiğiniz bölgeye dokunmayın. Aşı yaparken de bu önemlidir. Ve kullandığınız bıçak yahut her ne husus varsa materyalları güzelce temizleyip bu şekilde kullanın. Tepelerinde bu kesik yerlere aşı macunu yahut su tut sürebilirsiniz. Bu şekilde sıvı kaybını da önlemiş olursunuz. Sonra sulandırıyoruz. Güzelce suyunu veriyoruz. Ilık su kullanmamız en doğrusudur. Biz bunu kestik. Altına da birkaç tane delik açın arkadaşlar. Bakın. Şunu şurasından böyle keselim. Keselim ki içerisine geçirebilirim. Evet, bu şekilde yapıp kapağını da kapatın arkadaşlar. Sağından solundan delik açmanız da yararlı olur. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey de bu üstüne kapattığınız kapağı 2 günde bir açıp 10-15 dakika havalandırın arkadaşlar. Ama öyle bir şey yapın ki takıp çıkartınca bunu sallamasın, sarsmasın. Bunun üzerine daha doğru olacak şekilde poşet geçirip daha genişçe sağlam poşet geçirip bağlayabilirsiniz de arkadaşlar. Dediğimiz gibi petin altını delin mutlaka. Bunu 20-25 derece oda sıcaklığında saklayacaksınız arkadaşlar. 1 ay ile 3 ay arası köklenme süresidir. Kökleriniz 3 santim 5 santime geldikten sonra farklı saksılarda ekip çoğaltabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Kesinlikle köklenecektir. Garantili bir yöntem ve kolay bir yöntemdir. Ben köklendirme tozu kullanmak istemiyorum, alternatif yollarla köklendirmek istiyorum derseniz bir suyun içerisine söğüt ağacı dalı koyup kullanacağınız çeliği onun içerisine koyup bekletip o şekilde de köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama en doğrusu köklendirme ormanı bunun için yapılmış arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı.
Beğendiyseniz böyle videoların devamı için beğenip abone olarak bizlere destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.